Sınavımıza her zaman olduğu gibi kelime sorularıyla başlıyoruz. İlk kelime sorumuza geldiğimizde bir fiil sorusuyla karşı karşıyayız. Kök Marie Antoinette was the wife of King Louis diye başlamakta. Aşağıdaki seçenekler üzerinden gittiğimizde ally müttefik olmak, detest iğrenmek, nefret etmek, condemn kınamak, suçlamak, abuse kötüye kullanmak, float su üzerinde durmak, yüzmek anlamında kullanılmakta ve doğru cevap olarak müttefik anlamına gelen ally kelimesini bulmasını isteniyor. Çünkü evliliklerinin uzun süreli bir şekilde, uzun süreli düşmanları olan Avusturya ile aralarında bir müttefiklik sağlayacağı düşünülmekte. İkinci sorumuza geldiğimiz zaman bir sıfat sorusuyla bu sefer karşı karşıyayız. Earlier bedtimes could have an effect against depression diye kullanılmış. Ambiguous, belirsiz, şüpheli, torturing, acı çektiren, unconcerned, ilgisiz, useful, kullanışlı, stationary ise sabit anlamında kullanıyor ve istediği cevap bizlerden useful anlamına gelmekte. Çünkü a useful effect against depression, depresyona karşı son derece faydalı bir etkisi olduğu söylenmekte. Üçüncü soruya geldiğimiz zaman bir zarf sorusu bu sefer de. Cook the tea that graces tables in every country diye başlamakta. Intuitively, sezgisel bir şekilde. Defensively, savunarak. Tactfully, düşünceli bir şekilde. Intentionally, kasıtlı olarak. Virtually, aslında gerçekte ve aynı zamanda sanal olarak. Bizlerden doğru cevap olarak E seçeneğindeki virtually istenmiş. The tea that graces tables in virtually every country, neredeyse her ülkenin masalarını süsleyen diyor çay, anlatmaya devam ediyor. Dörde geldiğimizde ise yine bir fiil sorusuyla karşı karşıyayız. Individuals taking a medication too diye başlamakta. Tend, eğilim göstermek. Dominate, yönetmek, hakim olmak. Increase, arttırmak. Heal, iyileştirmek, tedavi etmek. Forbid ise yasaklamak. Doğru cevap olarak D seçeneğindeki heal istenmiş. Individuals taking a medication to heal depression, depresyonu iyileştirmek için tedavi alan bireyler diye kökü devam ettirmiş. Beşinci sorumuz her zamanki gibi bir phrasal verb sorusundan oluşmuş. Kök during World War II sales of the soft drink diye başlamakta. Setup'la kurmak, go up tırmanmak, look on bakmak, gözetmek, take in kandırmak and put across ileri sürmek anlamında doğru cevap olarak B seçeneğindeki go up artmak, yükseltmek anlamında kullanılmış. Altıncı soruyla beraber gramer sorularımıza başlıyoruz. İlk sorumuz bir tense sorusu. Yine içerisindeki aynı mantık üzerinden gidiyoruz. Pasif olan seçeneklerimizi gösterelim. Bakın A'da var, B'de var, C seçeneğinde var, D seçeneğinde her iki tarafta olmak üzere kullanılmışlar. Soru kökü the buttons for thousands of years diye başlamakta. Hemen ipuçlarını işaretliyoruz. For thousands are and then until 13th century diye bunun uygulamasını yapıyoruz. Şimdi for thousands of years ve until the 13th century gibi ipuçlarını verdikten sonra 6. soruda bizlerden doğru cevap olarak E seçeneği istiyor. Çünkü binlerce yıldır present perfect'le karşılanıyor. Ancak 13. yüzyıla kadar dediği zaman da past tense'i karşılamış oluyor. Neden pasif derseniz düğmelerden ve düğme deliklerinden bahsetmekte. 7. soruya geldiğiniz zaman soru kökü new findings the theory that diye başlıyor. Soru yine bir tense sorusu, yine pasiflik söz konusu. A seçeneğinde pasiflik var, D seçeneğinde pasiflik var. Hem present hem past hem de future yapılar bir arada kullanılmış. İstediği şey şu, bize acaba ipucu olarak ne vermiş? Bakın new findings diye bize bir ipucunu veriyor ve daha sonra humans evolving from a chimpanzee-like creature'dan cümleyi devam ettiriyor. 7'de doğru cevap olarak C seçeneğini istiyor. Çünkü new findings dediğine göre gündemde olan bir şeyden bahsetmesi gerekiyor. A seçeneği ve D seçeneği pasif olduğu için köke göre hatalı oluyor. C seçeneği doğru cevap olarak sağlanıyor. 8. soruya geldiğimizde ise soru sentence that the world population diye başlamakta. Yine bir tense sorusu, yine pasiflik söz konusu. A seçeneğinde var,
Daha sonra devam ettiğimizde C seçeneğinde var ve E seçeneğinde pasiflik söz konusu. İpucu olarak bakalım, by the end of the next decade, yani şurası beni önemli bir şekilde ilgilendirmekte. Doğru cevap olarak bizlerden B seçeneği istenmiş. Çünkü by the time gibi bir yapıyla beraber future perfect simple present'ın kullanımı soruda sorulmuş. Dokuzuncu soru ise aşağıdan anlaşılabileceği gibi bir modal sorusu. Modal sorusunun içerisinde herhangi bir şekilde pasivlik var mı diye bakarsak C seçeneğinde bir pasivlik var, D seçeneğinde ve E seçeneğinde bir pasivlik sağlanmış. İçlerinde kullanımlarda aktivlik, pasivliğin yanı sıra aynı zamanda anlamsal açıdan da gideceğiz. Kök, are you for the accident because I very well know that diye devam ediyor. Bakın, bir present yapım var, bir past yapım var ve cümle devam etmekte. 9'da doğru cevap olarak A seçeneğini istiyor. Çünkü know'lu yapı present'ı karşılarken was'lı yapı perfect yapıya gidiyor. There was nothing you could have done. Yapabileceğin, önleyebileceğin hiçbir şey yoktu. Zaten önleyemedin anlamında kullanmış. 10. soru bir preposition sorusu. The force of gravity any two objects in the universe demekte. Doğru cevap olarak bizlerden C seçeneği isteniyor ki çok önemli bir ipucu var bakın. Dependent kullanımı on ve upon üzerinden gider. Sadece iki tane yerde var fakat iki şey arasında dediği için between'i istemekte. C seçeneği doğru cevap oluyor. 11. soruya geldiğimizde hem bir bağlaç olabilir, hem bir komparatif yapı olabilir. Aynı zamanda miktar belirleyici olabilir seçeneklere baktığımızda. Kök, when gene mutations caused by things diye devam etmekte. Doğru cevap olarak E seçeneği isteniyor. Neden derseniz, when gene mutations caused by such things as radiation and chemicals occurs in sex cells, cinsiyet hücrelerinde oluşan, meydana gelen kimyasallar ve radyasyon gibi şeylerin neden olduğu gen mutasyonu diye cümleyi devam ettirmekte. 12. soru, hem bir bağlaç sorusu hem aynı zamanda belki bir miktar belirleyici sorusuyla yine bir komparatif olabilir ki, bakın, such as yapısı cümleye öyle ki anlamını örneklendirme veriyor. As much as olsa soru daha güzel olur. As de onun cümleye kazandırdığı anlam as if. As well yanına bir as if ihtiyaç duymakta. Much as'in ise cümleye kazandırdığı anlam though ve although ile aynı anlamı bulunmakta. Kök, a healthy forest has many different kinds of trees diye başlamış ve doğru cevap olarak bizlerden as well istenmiş. Çünkü cümlenin sonuna geldiği zaman young and old trees and different species as well. Onlar da yani cümleye to anlamını katabilmiş. Cümlenin sonunda kullanım özelliği de sadece D'deki as well'da var. 13. soruya geldiğimiz zaman bir miktar belirleyici. Bu tarz sorularda yapılması gereken en önemli şey plenty of'la countable, uncountable olduğunu, much'ın uncountable olduğunu, a couple of dediğinde countable olduğunu, several'ın countable, a little'ın da uncountable olduğunu bilmekte fayda var ki yukarıdaki ismi gösterecek. Dikkat ederseniz inches diye nitelemeye kalkmış ve bir küçük bir kertenkele türünden bahsetmekte. Doğru cevap olarak 13'te D seçeneği isteniyor. Dikkat ederseniz kullanım kurallarına göre, yanına yazılanlara göre several doğru cevap oluyor. 14'te ise yine bir komparatif sorusuyla karşı karşıyayız. Çözülmesi kolay sorulardan biri The Giant Pacific Octopus diye başlamış. Burada bana cümlenin komparatif olduğunu gösteren bir yapı vermiş. Aşağıdakilerden bunu uygulamam istenmekte. Doğru cevap olarak B seçeneği, çünkü komparatif yapıya uymakta. The bigger'a doğru olabilmesi için bu tarafta da bir komparatif yapı olması gerekiyordu ki double komparatif olsun. Any bigger doğru olarak gözükse dahi any'nin kullanımı için negatif bir cümleye veya soru cümlesine ihtiyacım var. Çünkü pozitif anlamda herhangi bir anlamını cümleye kazandırmakta. 15. soru ise bir zamir sorusu. Dikkat ederseniz karışık bir şekilde hazırlanmış. Kök, in all environments, organisms diye başlamakta. Bizden doğru cevap olarak
C seçeneği istenmekte, one another'ın cümleye kazandırdığı anlam each other'la aynı anlamda, fakat arada bazen küçük bir fark söz konusu oluyor. Each other genelde ikili kavramlarla söz konusu olurken one another ikiden fazla kavramlara yönelebilmekte. İstediği şey doğru cevap olarak one another. Neden derseniz, ikiden fazla, dikkat ederseniz, kaynak bir arada kullanıldığı için. Close sorumuza gelince, self-adhesive notes called sticky notes. Bu yapışkanlı küçük kullanılan notlardan bahsetmekte. Sticky notes diye geçen. 16'da bir bağlaç sorusu sorulmuş. Anlamlarına baktığınız zaman aynı zamanda zamir de var içlerinde. Almost neredeyse, even so rağmen, also deda, despite rağmen ama cümle alma şansına sahip değil. Because of kullandığınız zaman nedeniyle, sebebiyle yine cümle kullanılmasına gerek olmayan bir yapı. Kök ise cold sticky notes diye devam etmekte. Doğru cevap olarak also istenmekte. Neden? Bir şeyin açıklamasını yapmakta. Bakın, self-adhesive notes, kendinden yapışkanlı notlar. Also called sticky notes. Bu notlar kendi kendine olmayacağına göre aslında arkadaşlar soru böyleymiş bakın. Ve reduction yöntemiyle sadece called diyerekten cümleye devam edilmiş. 17. soruya geldiğimiz zaman bir kelime sorusuyla karşı karşıyayız. Vaguely belirsizce, recently son zamanlarda, partially kısmen, fluently akıcı bir şekilde, eventually, finally yani sonunda anlamını cümleye kazandırıyor. Ve bizlerden doğru cevap olarak C seçeneği isteniyor. Are partially adhesive, kısmen yapışkan olduklarını söylemekte, anlamsal açıdan yerine yerleştirildiğinde. 18'e geldiğimiz zaman yine bir kelime sorusuyla karşı karşıyayız. Narrate, anlatmak. Revolutionize, evrim geçirmek, yenilenmek. Annihilate, yabancılaştırmak. Extinguish, söndürmek. Collide, çarpışmak. 18'de doğru cevap olarak bizlerden revolutionize istenmiş. Neden? Detachable notepapers that have revolutionized memo making. Özellikle not almak için yenilenen, yeni bir hale getiren bu yapışkanlı, yarı yapışkanlı olan küçük notlardan bahsedilmekte. 19'a geldiğimiz zaman bir preposition sorusu. 19 the world diye başlamakta ve doğru cevap olarak bizlerden throughout istenmiş. Throughout the world, dünya çapında, tüm dünyada, it seems almost every surface diye devam etmekte. 20. sorumuza geldiğimizde ise kökün belli bir kısmından başlarsak, it seems almost every surface in an office is open to yellow notes demekte. A seçeneğini bir kenara bırakıyorum. A little'la cümlede sayılamazlık, much of'la sayılamazlık, both'la plural bir yapı söz konusu bildiğiniz gibi her ikisi de kavramını vermekte. Neither'la negatif bir yapı söz konusu yine ikili kavramlardan bahsetmekte. A seçeneği doğru cevap isteniyor ve tuzak olarak hazırlanmış. Çünkü little'ı gören öğrenci büyük bir ihtimalle uncountable yapısına gidecektir. Fakat bir yandan da şöyle düşünmek gerekiyor. Yellow notes diyerekten çoğul olarak verildiğinde bir countable uncountable sorusundan ziyade anlamsal açıdan vurgulanmış küçük sarı not defterleri, not kağıtları diye vurgulanmış oluyor. 21'e geldiğimiz zaman soru kolay bir soru, bir bağlaç sorusu. No sooner'la başlamış. No sooner'la başladıysa yanına dene ihtiyacım var. Aşağıdaki seçeneklerden baktığımızda sadece D seçeneğinde kullanılmış, doğru cevap D seçeneği olmakta. (22. soru bir if clause sorusu. If clause'da inversion yani devrik cümle sorusu. Had there been'le başladığı için type 3. Type 3 olduğuna göre iki tane seçeneğim var arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ya bir perfect model kullanmak zorundayım ya da bir past model kullanmak zorundayım ki mixed type olduğu ortaya çıksın. Aşağıdaki seçenekleri taradığımız zaman doğru cevap olarak bizlerden E seçeneği isteniyor. Would have done'la dikkat ederseniz type 3 yapısını karşılamış oluyor. 23. soru an elevator is a platform diye başlıyor. Either open or enclosed demekte.
Doğru cevap olarak bizlerden istenen D seçeneği olmuş. Use for lifting people. Elevator, yani asansörlerden bahsettiği için dolayısıyla insanları daha yukarıdaki katlara taşımak, kaldırmak amacıyla kullanılır. Ve yapıda an elevator, yine bakın bir kısaltma söz konusu. Aslında soru which is used iken bir kısaltmayla, sadece use'la devam edilmiş. 24. soruya geldiğimizde, a fortune cookie is a crescent shaped hello cookie. Bu biliyorsunuz açıldığı zaman fal kurabiyeleri var minik, onlardan bahsetmekte. Present bir yapı söz konusu. Baktığımız zaman hem bağlaçlar var hem de bir cümle yapısıyla beraber devam edebilmesi söz konusu. Doğru cevap olarak C seçeneği isteniyor ki hello cookie içerisinin boş bir kurabiye olduğunu ve bunun içerisinde, bakın, boş olduğu için içerisinde basılı bir kağıt olduğunu ve içerisinde de bunun bir tavsiye olduğu yazılmış. 25. sorunun birinci kısmı boş bırakılmış ve cümle that ile bağlanırken ardından bir fiil almış. Doğru cevap olarak 25'te C seçeneği isteniyor. Bir kere tekil bir şey bulacağız combines'dan dolayı ve that'e uygun bir yapı olması gerekiyor. Yani bir relative clause bulmam gerekmekte. Frozen yogurt is a refreshing tasty dessert. Bakın, dessert'ü niteliyorum. That combines the flavor. İçerisinde bu tatları ve yapıyı barındıran bir donmuş yoğurttan bahsetmekte. 26 yine birinci kısmı boş, ancak bu sefer bir time clause yapısı söz konusu olabilir. Bir simple present kullanımıyla beraber. İlk önce doğru cevaba bakalım. Doğru cevap olarak B seçeneği isteniyor. Cocoa trees are usually in their fifth year. Doğru bir yapıyı kullanmış oldum. Time clause olduğu için. Bu tarz time clause sorularında aşağıdaki seçeneklerin aranıp E seçeneğindeki gibi yukarısı presentken past bir kullanım varsa direkt olarak atılması gerekmekte. Bunu unutmamanızda büyük fayda var. 27. soru, Hoover Dam was the largest diye kök başlamış ve şu ana kadar yapılan yapılar içerisinde en zor yapılan yapılardan olduğunu söylemekte. Doğru cevap olarak E seçeneği istenmekte. Yine bir time clause kullanılmış. When'le bağlantılı olan past tense, buna uygun olaraktan past yapı tekrardan onu sağlamlaştırmış. 28. soru, you should keep all bills diye başlamakta. Present bir yapı söz konusu olarak kullanılmış içerisinde. Doğru cevap olarak istenen B seçeneği. Yapıya bir bakalım isterseniz. You should keep all bills, receipts and tax records in one folder. Bir tane dosyada saklamanız gerektiğini. Çünkü bu dosyanın, this prevents important papers from being lost, önemli bu kağıtların kaybolmasına engel olacağını söylemekte. 29. soruyla beraber ilk okuma parçamızı geçiyoruz. Eski Yunan'dan başlayarak çiçek kokularından bahseden bir paragraf. Ortayı biraz geçen bir uzunluğa sahip. 29. soruda, as we can infer from the passage, perfumes made in ancient Greece, eski Yunanistan'da yapılan parfümlerle ilgili bir soru sorulmuş ve doğru cevap olarak B seçeneği istenmiş. Did not contain animal substances, içerisinde hayvansal maddelerin bulunmadığı söylenmekte. Paragrafın içerisine baktığımız zaman bununla ilgili hayvansal olan yapıların kullanımıyla ilgili olan bir şey de, bakın, Greece'in geçtiği yer üzerinden gidiyorum. Were first developed, used widespread, evet yaygınmış, extravagant olarak kullanılıyormuş. It was at this time animal substances to perfumes. Bakın, ilk olarak nerede eklenmiş? Bunlar Paris'te yapılan parfümlere eklendiğine göre Yunanistan'da böyle bir şey söz konusu değilmiş. 30. soruya geldiğimizde, according to the passage, it was during the Middle Ages that, bizden Orta Çağ'la ilgili bir şey istemekte. Bir kere yerini de bulalım, bakın. The Crusaders brought the knowledge of back to Europe from the East. Haçlı seferleri sırasında doğudan tekrardan batıya gelmekte. Doğru cevap olarak bizlerden E seçeneği isteniyor. France became the chief producers of perfume. Doğudan batıya geldi ve Italian perfumes settled in Paris. Cevabı geliyor. Thereafter, bundan sonra da France became the leader of the
industry ne zaman doğudan batıya tekrardan parfümler geriye geldiğinde. 31. soruda as stated in the passage perfumes we use in our today bugün kullandığımız olan parfümlerle ilgili olan bir tane soru sormuş. Cevap olarak C seçeneği isteniyor. Are made up of natural and synthetic scents diyerekten yapının içerisine baktığınızda bakın today most perfumes today are blends of natural and scientific scents hem doğal hem de yapay kokulardan oluştuğu söylenmiş. Bir diğer paragrafımız one of the most important causes of imperialism, Darwinizm'den bahseden bir paragrafla karşı karşıyayız. Kısa bir paragraf. As pointed out in the passage, one specific result of industrialization was endüstrileşmenin, sanayileşmenin belirgin özelliklerden bir tanesini sormakta. Cevap olarak A seçeneği isteniyor. A greater need for a variety of resources, farklı kaynaklara çok büyük bir ihtiyaç doğmasından dolayı olduğu söylenmekte. Sorunun cevabı ise paragrafın ortasına rast geliyor. Bakın. Nations had an increased need for various resources. Bu nedenle de en belirgin özelliği ortaya çıkmış oluyor. 33. soruda it can be inferred from the passage that before Napoleon's Empire of France diye bir soru sorulmuş. Cevap olarak A seçeneği isteniyor. European countries had smaller armies. Napolyon'un imparatorluğundan önce Avrupa ülkelerinde küçük ordular vardı ki Napolyon'la ilgili olan yapıya baktığımız zaman aşağıya doğru indiğinizde bakın Napolyon'la ilgili olan kısmı bulalım. Orada der ki bize as a result of Napoleon's Empire of France başını alıyorum. A high level of nationalism was the time being experienced across Europe. Özellikle Empire of France ve devam ediyor cevabını veriyor. Büyüdükçe bu ulusallaşma began to desire more troops ve bunun olabildiği dönemde Napolyon dönemi olduğu için doğru cevabı A haline getiriyor. 34'e geldiğimiz zaman according to the passage the ideology of imperialism'den bahsetmemizi istiyor ve cevabını bulmamızı istemekte. Doğru cevap olarak C seçeneği isteniyor. Has its roots in the theory of social Darwinism. Bunun kökeninin sosyal Darwinizm teorisinde yer aldığı söylenilmekte. Daha hemen paragrafın başında bakın imperialism was Spencer's social Darwinism cevabını net olarak vermekte. Bir diğer paragrafımız yine orta uzunlukta bir paragraf. Because of their extraordinary ability to keep down the rodent population. Kedilerden bahsediyor. Özellikle Mısır'daki kedilerden bahsediyor. Ve onlarla ilgili olan sorularımıza başlayalım. 35'te as we learn from the passage in ancient Egypt cats were mummified. Kedilerin mumyalandığı söylenmiş ve cevap olarak B seçeneği isteniyor. Since they were respected, saygı gördüklerinden dolayı onlar da mumyalanıyorlar. Paragrafın içerisine baktığımız zaman bakın they were mummified and buried either with their owners or in special cemeteries. Neden? Cats were so revered that kutsal olarak sayılmaktalar. Bu nedenle de saygı gördükleri için onlar da mumyalanıyorlar. 36. soruda the underlying word ensure in the passage is the closest meanings of ensure bilindiği gibi temin etmek anlamında guarantee kelimesiyle karşılıyor. Slaughter katletmek, perspire terlemek, harvest hasat almak, persuade ise ikna etmek. 37. soru, which of the following could be the best title for the passage? İstenen cevap A seçeneği olmuş. Cats and their importance in Egypt. Dediğim gibi kedilerle başlıyor ve Mısır'daki önemini anlatarak devam ediyor. En sonunda ise onların mumyalanmasıyla paragrafı bitiriyor. Bir diğer paragrafımız gene ortayı biraz geçen bir uzunluğa sahip. Despite coal's relative cheapness and huge reserves, kömürden bahseden, kömürün çıkartılması ve yayılması kullanımı ile ilgili olan bir paragraf. 38. soruda as we learn from the passage black lung disease, siyah ciğer hastalığı olarak bu kara ciğer hastalığı olarak bilinen akciğeri etkileyen
hastalıkla ilgili bir soru sorulmuş. Cevap olarak B seçeneği isteniyor. Is an ailment caused by underground mining, yer altındaki madenciliğin sebep olduğu bir hastalık olduğu vurgulanmakta. Paragrafın içerisine baktığımızda yaklaşık ortaya geliyor bakın. In Blackland disease for miners cevabını veriyor. 39. soruya geldiğiniz zaman, according to the passage, when surface mining is not done carefully, eğer yüzeysel olan bu madencilik dikkatli bir şekilde yapılmazsa demiş, doğru cevap olarak C seçeneği isteniyor. The piece of land where it is applied can turn infertile, uygulandığı alan bir anda verimsiz bir alan haline dönüşebilir. Paragrafın biraz altında, surface mining requires careful work, dikkatli bir çalışma gerekiyor. The unrestored land will remain unproductive. Unproductive ise infertile ile karşılamış oluyor. 40. soruda ise, according to the passage, the use of coal since 1973 is not as much as anticipating. 1973'ten beri kömürün kullanımının tahmin edilemediği söylenmekte. Cevap olarak E seçeneği isteniyor. In spite of a certain advantages, bir takım belirgin avantajlarına rağmen diye eklemişler. Hemen başında since 1973 has been much less than expected. Bakın, less than expected because coal is associated with many more environmental problems than our oil diyerek cevabını vermiş oluyor. Bir diğer paragrafımız Richard Nixon ve onun başkanlık dönemini ve ölümüne kadar olan hayatını anlatmakta bize önemli figürlerden bir tanesi. 41. soru, as we understand from the passage, Richard Nixon was not very diye başlamakta. A seçeneği istenmiş doğru cevap olarak. Consisted in his Vietnam policy. Vietnam politikasında o kadar da tutarlı olmadığı vurgulanmakta. Paragrafın ortalarında, the most important issue facing Nixon was the war in Vietnam. He began to withdraw American troops. Amerikan ordularını geri çekmeye başlıyor. Ancak 1970 Nisan'ında authorized the invasion of Cambodia to pursue North Vietnamese troops. Ancak bunun tam tersini gerçekleştiriyor ve Kuzey Vietnam ordularını takip edebilmek için Kamboçya'nın istilasına izin veriyor. 42'de ise we learn from the passage that when he died in 1994, Richard Nixon diye bir kök yazılmış. Doğru cevap olarak A seçeneği istenmiş. Had published a number of books ki paragrafın en sonuna geldiğimizde during his retirement Nixon traveled widely and published 7 books and he died. Felçten dolayı ölüyor ama ölmeden önce 7 tane kitap yazmış oluyor. 43. soru, which of the following is true about Richard Nixon? Onun hakkında doğru olan bir şeyi sormuş paragrafla ilgili olarak ve cevap olarak B seçeneği isteniyor. He had to resign from his duty as a president in 1974, 1974'te başkanken görevinden ayrılmak zorunda kalıyor. Çünkü Watergate skandalı patlak veriyor. Bakın, scandal, he announced his resignation, istifasını vermek zorunda kalıyor. 44. soruyla karşılıklı konuşma sorularına geçiyoruz. Sylvia ve Tom arasında geçen bir konuşma. İlk önce cevabımızı işaretleyelim. B seçeneği isteniyor. İyi bir tenis oyuncusu olacağını düşünmediğini söylüyor Sylvia Tom için. You don't have good hand-eye coordination. El ve göz koordinasyonunun iyi olmadığını vurguluyor. Tom ise ayıp ediyorsun diyor. A good friend should not talk like this. İyi bir arkadaş diyor böyle konuşmaz ki. Sylvia diyor ki tam tersine iyi bir arkadaş daima diyor doğruyu söyler. 45 ise James ve avukatı arasında geçiyor. Birinci kısım boş olarak bırakılmış ve doğru cevap olarak D seçeneği istenmiş. What will I do if I have to spend the rest of my life in prison? Hayatımın geri kalanını hapishanede geçirmek zorunda kalırsam ne yapacağım? Avukatın cevabı ise hadi canım diyor. You just didn't pay your debts. Sadece diyor borçlarını ödemedin. You didn't kill anyone. Kimseyi öldürmedin ki. 46 Tim ve Andrew arasında geçiyor. Doğru cevap olarak bizlerden A seçeneği isteniyor. My new job will require a lot of flexibility in my personal life. Yeni işim diyor hayatımdaki, kişisel hayatımda pek çok diyor esnekliği beraberinde getirecek. Why is that? Neden öyle olduğunu soruyor. Will you have to do a lot of overwork?
Daha fazla mı çalışmak zorundasın? Yani mesai gibi bir şey mi yapmak zorundasın? No, not that. I will have to take a lot of overseas business trips. Hayır, bu işin böyle olmadığını, çok daha fazla seyahat etmesi gerektiğini, deniz aşırı ülkelere gideceğini vurguluyor. 47 ise Pam ve Kate arasında geçiyor. Yine ilk kısım boş bırakılmış ve doğru cevap olarak E seçeneği istenmiş. I think John's proposal makes very good sense. John'un teklifinin çok hoş olduğunu söylüyor. Kate ise tamamen sana katılıyorum. When do you think we can put it into life? Ne zaman diyor bunu peki diyor hayata geçiriyoruz. Cümle sonra devam etmekte. 48'e geldiğimiz zaman Dave ve Nora arasında geçiyor. Yine birinci kısım boş olarak bırakılmış ve doğru cevap olarak C seçeneği istenmiş. These pills won't do you any good. Bu diyor ilaçlar sana hiç yaramadı. Ama doktor diyor ki they will help me regain my health. Sağlığımı tekrar kazanacağımı bana söylüyor. Onu diyor unut. You will start to feel better the moment you throw them into the trash bin. Çöpe bu ilaçları attığında kendini çok daha iyi hissetmeye başlayacaksın diye konuşma devam ediyor. 49. soruya geldiğimiz zaman anlamca en yakın olan cümleyi bulduğumuz sorulara geçiyoruz. Ve ilk olarak demin cümle tamamlama sorularında da olan bir if clause'la söz konusuyuz. Type 3 yapısı verilmiş ve inversion olarak kullanılmış. Bu tarz şeylerde en önemli dikkat ettiğim yapı, yapıdaki kullanılan zaman benim için son derece önemli ve içinde acaba başka bir ipucu var mı? İki tane önemli fiil kullanıyor. Exceed, aşmak anlamında ve receive, ceza almak anlamında kullanmış. Bütün bunların ışığında A seçeneği doğru olarak cevap verilmiş. Dikkat ederseniz over'la, exceed, verifying'la da received karşılanmış oluyor. 50. soruda calling the police was the only thing I could do to stop the fighting on the street diye yapılmış. Pas bir yapı söz konusu. Bakın içerisinde bana ipucu olacak olan the only thing yapısı var ve doğru cevap olarak E seçeneği isteniyor. Peki, I couldn't have done anything else calling the police to end the fight on the street diyor. Çünkü couldn't have done anything de the only thing I could do'yu karşılamış olmakta. 51. soru ise the Egyptian galleries of museums are packed with visitors while the galleries dedicated to other ancient cultures remain empty diye sorulmuş. İlk önce zamanıma bakıyorum. Present bir pasif yapı söz konusu, bir while kullanımı var. Aynı zamanda remain yapısı kullanılmış. İçerisinde bana yardımcı olabilecek başka bir yapı, dedicated'ın kullanılması ve other ancient cultures diğer ipuçlarım oluyor. Bütün bunların ışığında B seçeneği doğru olarak kalmakta. İstediği şey şu, bizden do not attract as many as those of Egyptians. Dikkat ederseniz hiçbir şey Mısırlılarınki kadar diyor ilgiye çekmemekte. As yapısıyla beraber kullanıyorsunuz. Özellikle yapının şu kısmı while the gallery is dedicated to other ancient cultures diğer medeniyetlere ayrılmış olan bölümler bomboş kalırlarken en fazla kısmın en fazla ziyaretçinin Mısır'la ilgili olan bölümlerde olduğu söylenmekte. O zaman do not attract yapısıyla beraber remain empty'yi karşılamış ve öbür tarafta da dolu olan kısımla da are packed'i karşılamış oluyoruz. 52. soru, despite all the ups and downs, being a mother is an amazing experience diyor. Yapımda is söz konusu, despite çok önemli bir yapı ve buradaki miktar belirleyici olan all bana yol gösterecek ve doğru cevap olarak beni D seçeneğine götürüyor. It is great to be a mother, even though although it is not always a very pleasant experience. Evet, çünkü neden? İçerisinde up and down'ları var ama buna rağmen de muhteşem bir deneyim. 53. soruda less than a century ago no one could read the ancient records diyerekten güzel bir ipucu veriyor could read'le. Daha sonra less than a century ago bakın büyük bir ipucu ve no one diyerek diğer bir ipucumuzu vermiş oluyor. Doğru cevap olarak D seçeneği isteniyor. Bakın, it was almost a century ago. Bunun karşılığı var. Daha sonra ise eski rekordları yani kayıtları okumak ne yazık ki mümkün olmuyordu bundan önce demekti.
54. soruyla verilen durum sorularına geçiyoruz. You are a real estate agent diye kök başlıyor. Emlakçısınız. Müşterilerinizden birinin davranışlarından bıkmış vaziyetiniz. Every time you think you are near to making an agreement, tam anlaşma yaparken başka bir şey talep ediyor. Ve artık bu tarz bir davranışa dayanamayacağınızı düşünüyorsunuz. Bunu açık bir şekilde ifade etmeniz istenmiş. 54. soruda doğru cevap olarak E seçeneği isteniyor. Eğer bu şekilde davranmaya devam ederseniz sizinle çalışmayı bırakacağım diyorsunuz. 55'te ise artık babanız emekliliğinin geldiğini söylüyor. Bunu merak ediyorsunuz. Neden böyle olduğunu öğrenmeye çalıştığınızda artık her sabah erken kalkamayacak durumda olduğunu ve aynı zamanda son zamanlarda patronuyla da arasının iyi olmadığını söylüyor. You contradict by saying. Babanızı yalanlıyorsunuz. Buna karşı çıkıyorsunuz. Doğru cevap olarak C seçeneği isteniyor. You are too young to consider a retirement. Bir diyorsunuz emekliliği düşünmek için son derece gençsin. 56'da ise çocukluğunuzdan beri futbol oynamaktasınız ve asla profesyonel olmayı düşünmemişsiniz. Çünkü dizlerinizde bir sorun söz konusu ve doktorunuz futbolu bırakmanızı söylüyor. Sağlığınızdan daha iyi hiçbir şeyin önemli olmadığını bildiğiniz için doktorunuza ne dersiniz sorulmuş. 56'da da doğru cevap olarak B seçeneği istenmiş. Then I will have to manage just watching it. O zaman ben de sadece seyrederim diyorsunuz. 57. soruda dişlerinize iyi gelmediğini bilmenize rağmen çok fazla şekerli yiyecek tüketmektesiniz. Aynı zamanda genel sağlığınızı kötü bir şekilde etkilemekte. Bir çanak dolusu şekerleme görüyorsunuz. Your mother grabs it and tells you to keep away from it. Elinizden alıyor ve uzak durmanızı söylüyor. You thank her indirectly by saying. Dolaylı da olsa annenize teşekkür ediyorsunuz. Doğru cevap olarak A seçeneği isteniyor. I would eat them up if it weren't for you. Eğer sen olmasan tamamını bunların yerim diyorsunuz. 58'de ise beğendiğiniz, çok hoşlandığınız kuzenlerinizden bir tanesi ve güvendiğiniz has been found guilty of a robbery. Soygundan dolayı suçlu bulunuyor. Güvenilir bir adam olduğunu düşünüyorsunuz. Böyle bir iş yapamayacağını biliyorsunuz. With the shock of finding out the truth about him. Onun hakkındaki gerçeği öğrendiğinizde you make a conclusion about people's reliability and make a promise to yourself by saying demekte. Gerçeği öğrendiğinizde insanlara güvenilirlikle ilgili bir sorgulamaya giriyorsunuz ve kendi kendinize bir söz veriyorsunuz. Doğru cevap olarak E seçeneği isteniyor. I will never trust anyone again. How stupid I was. Ne kadar aptalım. Bir daha kimseye güvenmeyeceğim tekrardan diyorsunuz. 59'la parça tamamlama sorularına başlıyoruz. Kısa bir kök, ışıkla ilgili bir kök. This light, şurada bana hangi ışık olduğunu buldurması gerekiyor. Doğru cevap olarak B seçeneği isteniyor. An excited atom can give off its extra energy as light. Işık olarak bunu ortaya çıkartıyor ve bu ışık diye cümleyi devam ettiriyor. 60'a geldiğimizde kök at least by 1800 dentists were filling diye devam etmekte. Boşluktan sonra bu yüzden anlamına gelen therefore kullanmış ve in the late 19th century 19. yüzyılın sonlarına doğru son kısmında denmiş. İstenen şey ne? Dikkat ederseniz amalgam kullanmaya başlıyorlar. Gümüşten ve tenekeden ve aynı zamanda cıvadan yapılarak diye devam ediyor. 60'da bizlerden doğru cevap olarak D seçeneği isteniyor. It was and is still expensive. Pahalı. Dolayısıyla da bundan dolayı da onun yerine amalgam kullanılmaya başlanmış. Neden? Çünkü daha önceden kullanılan altınmış ve son derece pahalı. 61. soru 5000 years ago the chain of independent city states diye başlıyor. Boşluktan sonra then sonra 332 yılından bahsetmekte. Ben bunu karşılayacak olan cümleyi bulmak zorundayım. Benden istenen B seçeneği for 30 centuries 30 yüzyıldır neredeyse Egypt remained the foremost nation in the Mediterranean world. Akdeniz dünyasındaki en önde gelen ulus oldu. Daha sonra bu tarihten itibaren
heralded the end of the Egypt way of life, artık Mısır hayatının sonuna gelinmeye başladı. 62, 1980 was the final year of the most terrible war the world had ever known'la başlıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsetmekte. Dikkat ederseniz, and Germany wanted a victory before they got to Europe in large numbers. Avrupa'ya girmeden önce Almanya'nın çok büyük bir zafer elde etmek istediği vurgulanıyor. And'in kullanımı son derece önemli. Cevap olarak C seçeneği isteniyor. The United States had entered the conflict. Savaşa Amerika Birleşik Devletleri de giriyor ve Almanya büyük sayılarla Avrupa'yı ele geçirmeden önce zafer kazanmak istiyor. 63. soru, October 31st is Halloween. Halloween'den bahseden bir paragraf. Boşluktan sonra they would put out sacrifices of food and light fires to keep them from doing any harm to the living. Yaşayanlara onların zarar vermemesi için ateşler yakıldığını söylemekte. Buraya nitelendirecek olan yapıyı da vurgulamış oluyor. Doğru cevap olarak E seçeneği. The Celts believe the spirits of the dead. Ölülerin ruhlarına inanmaktalar. Mixed with the living on that day. O gün canlılarla ölülerin ruhlarının karıştığına inanıyorlar ve bundan dolayı da yiyeceklerle ve özellikle ateşler yakılaraktan onları canlılara zarar vermekten uzak tutuyorlar. 64. soruyla çevirili sorularımızın ilkine başlıyoruz. İlki İngilizceden Türkçe'ye olanlar. Aynı yapı üzerinden kullanaraktan gidiyoruz. Kullandığı yapı tense olarak would, couldn't be deemed, occurred ve was diye past bir yapı olduğunu gösteriyor. Daha sonra geldiğim zaman ise içerisinde yapı olarak allegedly bizim için son derece önemli olan yapılardan biri. Buradaki after ve it de bana doğru cevapta yol gösteriyor. Ve 64'te doğru cevap olarak E seçeneği istenmiş. Ki yapıya baktığınız zaman sebebi olduğu iddia edilen bir yıl bir günden daha fazla bir süre diyerekten devam ediyor. Bakın gerçekleştiyse de if it occurred. Bir ölümün cinayet sayılamayacağını belirten bir İngiliz yasasıydı. Was an English law, İngiliz yasasıydı diyerekten doğru cevabı karşılamış oluyor. Yüklemler üzerinden gidildiği zaman işi çok daha kolaylaştırıyor. Yanındaki bağlaçlar ve miktar belirleyiciler de soruya daha kolay ulaşmamızı, cevaba ulaşmamızı sağlamakta. Cook by the time it lifted diye başlamakta. Bir by the time yapısı, lifted önemli, had caused önemli. Devam ediyorum. Yine past bir yapı bakın dikkat ederseniz. Peki ipucu bana ne olabilir? By the time benim için son derece önemli. Most'un kullanımı aynı şekilde bana önem yaratmakta. Bütün bunların ışığında B seçeneği doğru cevap olarak isteniyor. Bakın siz kalkana kadar çoğunu karşıladım. Daha sonra ise istediği şeyde had caused sebep olmuştu yapısıyla beraber devam etmekte. Bir kere daha şeyi ispatlayalım isterseniz. Sebep olmuştu yok, sebep olmuştu var, sebep olmuştu yok, sebep olmuştu yok. İki seçenek arasında kalıyorsunuz. C seçeneği siz çoğu çok genç olan diye cümleyi yanlış bir halde kurguluyor. Doğru cevap B seçeneği. 66 ise one of the largest shanty towns in the northern hemisphere diye başlamakta. Bir present yapı söz konusu, dikkat ederseniz bakın, is a very densely populated. Peki bana ipucu ne olabilir? En önemli ipuçlarımdan bir tanesi one of the largest towns. İkincisi densely'nin kullanımı. Üçüncüsü most dangerous places. Yine dördüncüsü one of the diye yapıyı bana vurgulamış oluyor. Ve doğru cevap olarak bizlerden A seçeneği isteniyor. Bakın alandır karşılamış. Peki one of the poorest, one of the yapıları var. Bakın en büyük mahallelerinden biri, biri olarak kabul edilen ve yoğun nüfuslu dediği zaman da çok yoğunu da densely ile karşılamış oluyor. Alandır diye baktığınızda B seçeneğinde var. Alandırı yok, alandırı yok, alandırı yok. B seçeneğine de baktığınız zaman yine cümlenin diziliş sırası hatalı verilmiş. 67'de ise in addition to executing intricate footwork diye başlayan bir yapı. Bakalım hangi zaman kullanılmış? Various kullanılmış. Hold and vape ile present olduğu gösterilmiş. Peki ipucu ne?
ipuçlarından bir tane bağlacım var. In addition to. In addition'dan sonra kullanılan like ve and'ler benim için bir önem göstermekte. Doğru cevap olarak C seçeneği isteniyor. Bakın yanı sıra ilaveten yanı sırayı karşılamışız. Sallarlar ve tutarlar. Tutar, sallar. Kimler? Dansçılar diye soruyu tamamlamış oluyoruz. 68'de ise there has been much debate among historians diye başlayan bir kök söz konusu. Bir present perfect kullanımıyla başlamış. Daha sonra pursued by ile bir kısaltma yapmış ve ipucu olarak was'ı vermiş. Dikkat ederseniz in the late 19th century son derece önemli. Among'ın kullanımı ve whether or not'ın kullanımı gerekli olan ipuçlarını size sağlamakta. Bütün bunların ışığında A seçeneği doğru cevap olarak istenmekte. Arasındayı karşılamışız. Yüzyılın sonlarına doğru karşılayabilmişiz. Kasıtlı olup olmadığını karşılayabilmişizdir. There has been ile ola gelmiştir'i karşılaştırabilmişiz. 69. soru the market increase in grave robbing. Mezar soyuculuğundan, mezar kazıcılığından bahseden bir yapı. Increase devam ediyorum bakın. Seems to have resulted. İpucum ne peki? İpucum in the early 19th century. Özellikle İskoçya'dan bahsetmem gerekiyor. Sudden rise önemli olan yapılardan bir tanesi. 69'da doğru cevap olarak A seçeneği istenmekte. Bakın 19. yüzyılın başlarında sudden rise dikkat çekici artışı karşıladım. Increase kaynaklanmış gibi gözüküyor demekti. 70'te Türkçeden İngilizceye geçtik. Masal şehri El Dorado diye başlamakta. Aynı mantık burada da süre gelmekte. Aynı şeyler yapılıyor. Bakın elendikçe değişmiştir. Fiil yapım. Yeni bölgeler benim için son derece önemli. Varsayılan konumu da diğer bir ipucumu yaratıyor. Ve 70'te bütün bunların ışığında D seçeneği doğru cevap olarak isteniyor. Varsayılan konumunu suppose location'la karşılıyor. Elendikçe değişmiştir. Bakın, shifted. As new regions were explored and ruled. Diğer bölgeler araştırılıp elendikçe, araştırılıp elendikçe yapısını da vermiş oluyor. 71'de dünya üzerindeki hayatın tamamı için gerekli olan diye başlamış yapı. İstediği yapıda doğru cevap olarak bizlerden B seçeneğini bulmamızı istiyor. Bakalım bir kere parçasıdır, önemli bir parçasıdır. İstediği önemli ipuçlarına bakıyorum. Hayatın tamamı için gerekli, önemli, dahil olmak üzere son derece önemli yapılar. Baktığımızda absolutely essential for life. Bakın kesinlikle gerekli olan yapılar olarak veriyor. Absolutely essential'ı. Critical component'la da bunun olabilen yerini vermekte. 72. soruya geldiğimizde kök bilim adamları Şili'yi sarsan depremin diye soruya başlamışlar. Doğru cevap olarak 72'de E seçeneği istenmiş. Bakalım iddia ediyorlar. Kimler ediyorlar? Bilim adamları. İçerisinde yaklaşık benim için son derece önemli V kullanılmış ve kadar kısaltılmış olabileceğini ima ediyorlar demekte. Aşağıdaki seçenekte sentence claim benim için karşılanmış. Bakın milyonda kısalmış olabileceği may have shifted'e vermiş. Yaklaşık olarak'ı about'la karşılamış. 73. sorumuza geldiğimiz zaman kök 100'den fazla kuş türüyle ilgili bir çalışma diye başlamakta. İpuçlarına baktığımızda bakın ilki gösterdi. İkincisi olduğuna inanılıyor. Başka bir ipuçları olarak bana neyi vermiş? Önemli iki tane bağlacım var ve daha sonra başka ne olabilir? Bakın 100'den fazla miktar belirleyicinin önemi. Pek çoğu diğer miktar belirleyicinin önemi olması gerekiyor. 73. soruda bizden doğru cevap olarak C seçeneği isteniyor. Baktığınızda over 100 species'le bir kısmını karşılıyor. Bakın pek çoğunun many ile karşılanmış. Daha sonra olduğuna inanılıyor yapısı ise is believed to be behind this shift
diye karşılanmış. And'lerimiz de halihazırda cümlemizin içerisinde var. 74. soru. Çoğu doktor sigara içmenin önemli bir sağlık tehdidi olduğuyla başlamış. Doğru cevap olarak bizlerden B seçeneği isteniyor. Hemen ipuçlarından gidiyorum. Faydası olabileceğini gösteriyor. Burası çok önemli. Çoğu doktor önemli bir sağlık tehdidi oluşturduğu ama benim için çok önemli. En azından yine çok önemli. Dikkat ederseniz fiil, bağlaçlar, miktar belirleyiciler üzerinden soruyu çözmeye gidiyorum. Most doctors, bakın son derece açık, faydası olabileceğini gösteriyor dediği zaman may have at least, bakın one health benefit, but kullanımında cümlenin içerisinde var. 75. soru, Amerika'da her yıl yaklaşık 100 genç atlet diye başlamakta. Doğru cevap olarak bizlerden A seçeneği istenmiş. Bakalım nasıl bulunuyor? Hayatını kaybediyor. Neden dolayı hayatını kaybediyor? Ani kalp krizinden. Her yıl önemli, yaklaşık önemli, genellikle önemli. Bir dikkat edeceğiniz bu soruda önemli bir nokta, yarışma halindeyken demiş. Şimdi bakalım. Die, evet, often in the midst of, bakın ortasında, yarışın ortasında, sudden heart attack, ani bir kalp krizinden dolayı hayatlarını kaybetmekteler. Yaklaşık anlamında nearly ile karşılamış oluyoruz. 76. soruyla beraber sınavımızın sonuna yaklaştık ve burada artık anlamı bozan cümleyi bulduğumuz sorulara geldik. İlk önce doğru cevapla başlayalım. Bulunması istenen cevap D seçeneği. Big Ben'i anlatarak başlıyor. Dünyadaki en büyük saat, çan kulelerinden biri olduğu söyleniyor. Neden adının Big Ben olduğu bilinmemekte. Bazıları Sir Benjamin Hall tarafından bu adın daha sonra onun niyetine konduğu söyleniyor. Dörde geldiği zaman da buradaki çanın ağırlığından bahsetmekte. Beşte ise diğerlerinin ise adının, Big Ben adının özellikle o günlerdeki kahraman bir kişi tarafından ona istinaden konduğu söyleniyor. Burada çok önemli bir gramerle beraber soru çözülüyor. Some say that, others. Lütfen unutmayınız. Eğer bir cümlede some varsa ikinci cümleye geçerken bunu others diye devam etmemiz yolunda olacaktır. 77. soru The Kimberley Diamond Mine diye başlamakta. Güney Afrika'daki bir madenden bahsediyor ve bizlerden doğru cevap olarak E seçeneğinin bulunmasını istemekte. Buradaki maden şimdiye kadar insanoğlunun yaratmış olduğu en büyük çukurdur, kraterdir diye başlamış. 1871 yılında burada elmas bulunduğu söyleniyor. 1915 yılında kapanana kadar özellikle 20 milyon ton çamur ve kaya çıkartıldığı söyleniyor. Ve bu devasa deliğinde şu anda bir açık hava müzesi olarak kullanıldığı vurgulanıyor. Ancak 5'e geldiğiniz zaman dikkat ederseniz this was possible because the houses touched another. Evlerin birbirlerine dokunduğunu söylüyor. Oysa biz bir madenden bahsetmekteyiz. 78'e geldiğimiz zaman Kirk Scientists have discovered that bees dance. Arıların dansından bahsederekten başlamış ve cevap olarak bizlerden E seçeneğini bulmamızı istemekte. Arıların anlaşabilmek için dans ettiğini bilim adamları keşfetmişler. Farklı olan dansların yanında bir takım seslerle beraber özellikle uzaktaki yuva arkadaşlarına hem yönü hem çiçeğin kalitesini hem de miktarını gösterebildiğini vurguluyor. 3'e geldiğiniz zaman eğer çevrelerinde dönüp bir dans yapıyorlarsa says the nectar is less than 32 meters away, 32 metre uzaktan daha az bir seviyede bir çiçek bulunabileceği, bir nektar bulunabileceği söyleniyor. 4'e geldiğiniz zaman da the richer the food source, the longer and more vigorous the dance. Mesafe ne kadar uzarsa dansın da o kadar daha fazla alanı kapsayabileceği, daha da böyle detaylı olabileceği vurgulanıyor. Ama 5'e geldiğiniz zaman they were domesticated a long time ago. Hem tense olarak değişiyor hem de uzun bir süre önce evcilleştirildikleri anlatılıyor. Son iki sorumuza geldik. Kök, we can't see it but the air around us diye başlamakta ve cevap olarak bizlerden D seçeneğini bulmamız isteniyor. Çevremizdeki havanın dumanla, buharla dolu olduğunu ancak bizim bunu göremediğimizde başlamış. Bir diyor bardak soğuk sodadan diyor sıcak bir günde içtiğinizde
slightly cools the air surrounding it, onun etrafındaki havayı nispeten biraz soğutabildiğini ve bu bardağın etrafındaki hava soğuduğu zaman buradaki buhar moleküllerinin de bardağın etrafında yoğunlaştığını anlatıyor. Ya da it can have various derivative units added it so it doesn't stale easily. Stale bayatlamak anlamında olduğu için bir içecek ve çevresindeki buhardan bahsettiğimizden D seçeneğini arttırıyor. 5'te ise özellikle bu soğuk soda bardağının çevresindeki bu terlemenin yoğunlaşmadan ortaya çıktığını anlatıyor. Ve sınavımızın son sorusuna geldik. Yine mumyalama ile ilgili mummification can be found diye başlamış. Cevap olarak C seçeneğinin bulunmasını istiyor. Dünyada neredeyse her kıtada bulunabileceğini vurgulayarak başlamış. Ancak genelde eski Mısır kültürüyle bağlantılı olduğu vurgulanıyor. Yanlış olan kısma geldiğiniz zaman 2500 yıl öncesine dayanan bir Fars mumyasının sahte olduğu bulunduğu söyleniyor. Daha sonra pek çok insan için mami kelimesinin özellikle Mısır'la eş anlamlı olduğunu, aslında ilk olan çalışmaların 19. yüzyılın başlarında başladığını ve bunların da genelde Mısır'a yapılan seyahatler sırasında olduğu söylenerek 3'ü atmış oluyor. Bir sınavın daha sonuna geldik. Hepinize başarılar dilerim.